akrabanız değil, dedeniz değil, babanız değil, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilmek için ta İznik'ten çıkıp geliyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle onun samimiyetine öyle razı olmuş ki aradan geçen yüzyıllar sonra bile sizi tıpış tıpış buraya getirtiyor. Bu aslında sizin için bir kapı. Onun hayatından ders almanız, ibret almanız, o yaptıysa Allah'ın izniyle ben de o yapabilirim ya da ben de o yolda olabilirim demenin bir kapısını açması için. Şu anda hangi aydayız? Ramazan. Ramazan ayındayız. Tövbe ayı, temizlenme ayı, geri dönüş yapma ayı, Allah'a yönelme ayı. Eski beni geri bırakıp yeni ben olmanın ayı. İşte burada bunun farkındalığına varırsak Mehmet Emin Tokadilerin bu büyük nimete kavuştukları gibi kavuşabilmeyi umut ederiz. Son sözlerimi toparlarken sizi üşütmeden Yunus suresine kulak verir misiniz? Allah dostlarını anlatıyor. 2-3 ayetcik. Kulak verir misiniz? Tabii ki. Ela inne evliyallah la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Açın gözlerinizi, dikkat edin mi silkelenin, neden? Allah'ın dostlarına korku yoktur, ne hayatta, ne ölümde, ne kabirde diyor. Kim diyor bunu? Hatlan deniyor. Allah Azze ve Celle mübarek kitabında diyor. Dedi ya Rabbi, kimdir senin dostların? Ellezine amenu ve kanu yettegûn. Bir, onlar gerçek anlamda iman ederler. Allah'ın 99 ismini dille ezberlemez. Allah'ın 99 isminin hakimiyetine iman ederek yaşarlar. Kimse görüyor mu beni? Görmüyor. Ama o zaman ben bu işi yaparım. Dedirtmez. Güvenlik kamerası çekiyorken evliya tek başına kaldığı zaman eşkıyalık yaptırmaz. Tam manasıyla iman ettiriyorsa o iman birinci şart gelmiştir. İkincisi bütün günahları terk eder. Allah'ın dostlarını anlatırken Allah Kur'an'da. İşte bu ve bu makamda bulunduğumuzda alacağımız en önemli şey. Hocam geçmişte şunu yapmıştık, böyle olmuştu. Hayır. At ve gönder. Allah'ın rahmetinden unutturmaya çalışır şeytan ve bazen de Allah'ın rahmetiyle kandırmaya çalışır. İkisi arasındaki denge nedir? Geçmişe estağfurullah, geleceğimize inşallah demek. Mehmet Emin Tokadi çok güzel bir ömür yaşadı. Şeyhlik makamını istismar makamı değil, irşat makamı olarak kullandı. Gönüllere imanı taşıdı. Nice insanın hatalarını terk etmesine vesile oldu. En sonunda Allah ona büyük ikramlarda bulunmuş. Demek ki bir kimse kabrimi bulup da gelirse, bir Fatih okursa, Allah'ım onun vücudunu cehennem ateşine haram kıl diye de duada bulunmuş. Bu anlamda biz de biliyoruz ki onlar ölü değildir. Bize göre hiçbir insan, gayrimüslim bile olsa mezarında ölü değildir. Şimdi onu selamlayacağız. Evet, hayatını duyduk, anladık. Senin hayatın gibi bir hayat yaşamaya azmedeceğiz, şu Ramazan'a vesile edeceğiz demek adına selamlamaya çalışalım. Orası dar alan, buradan selamlayalım. Esselamu aleykum ya Mehmet Emin Tokadi. Cezakallah hayra an nefkele ceza. Allahümme rıza anhu ve erfa' derecatuhu ve ekrim makamuhu ve aziz sevabahu. İnna inşallahu bikum lahikun. أنتم سلفنا ونحن بالإذن يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستقدمين منكم المستخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم senden rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua olsun. Huzurunda bulunduğumuz Mehmet Emin Tokadi ve burada bütün bulunan ehli kubura ve tüm geçmişlerimizin hepsine ya Rabbi, derecelerini arttır, makamlarını yüksel, taksiratlarını affeyle, kabirlerini pürnur eyle. Bize de onlar gibi selamet içerisinde imanımızın gereğince yaşamayı ihsan eyle. Geçmişimizi affeyle, geleceğimizi hayır eyle. Şuradaki temiz niyetle gayretle geldik göstermiş olduğumuz şu azmimizdeki temiz arzularımız ve hissiyatlarımız hatırına şu iftara dakikalar kala şu kutlu anda senden istiyoruz ki bizim de ya Rabbi şeytanla, nefisle ve şeytanlaşmış insanlarla olan mücadelemizde bizi yalnız bırakma. Maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ver. Maddi manevi dertlerimize devalar ver. Maddi borçlarımıza ve manevi kul haklarımıza edalar ihsan et. Dünya ve ahiret umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirete korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız bırakma ya Rabbi. İyilerle hemhal eyle. Bizi de iyilerden eyle. Kötü niyetlilere iyi niyetler ihsan eyle. Ömür kısa, hayat akıp geçiyor.